Oynuyor 8'e dönüyor, oyun içinde. Evet, hani şu karşılaş Fenerbahçe maça alt, e, 3 tane 6 numaraya başlarken, Fatih Hoca 4 tane 8'de başladı şeklinde karşılaştırmalar da yapıldı Levent zaman Daha çok hücumun düşünen bir takım olduğu belirtiliyor Galatasaray'ın. Bilmem katılır mısınız? Katılıyorum çünkü Galatasaray'ın pas yüzdelerinde de azalma oldu. Yani yine yüksek pasla oynuyorlar ama altı yüzlerden dört düşmesinin sebebi, söyleyeyim mi sayıları? Bu maçtaki pasları bu maçta isabetli pasları söylüyorum e, 421 isabetli oynamış Başakşehir Galatasaray 302 ile oynamış ama çabuk hücum ediyor. Evet, sistemi yani, değişirdi Fatih Pas diye. sayısının, yani, geçen tabii. hafta da bunu iddia ettim, yani. Galatasaray'da pas sayısının azalması Galatasaray için bir dezavantaj değil, avantaj. Tabii. Daha çabuk hücuma gidiyor. Ben buna yeni sistem diyorum. Yeni sistemde Galatasaray rakip kaleye evet. daha çabuk gitmeye çalışıyor ve e, kenara, yana, geriye pas oynamıyor. Öne doğru oynuyor ve dikine oynuyor, e, kanatlara oynuyor. Bu da Galatasaray'ın daha hızlı hücum etmesini, daha fazla hücum etmesini sağlıyor bu Fatih Terim'in değiştirdiği yeni bir sisteme geçişinin göstergesi. Ee, bir de dediğim gibi Galatasaray'ın en büyük avantajı şu. Sezona başlarken bütün futbolcu ilk kez buradaydı. Biraz gündeme geç kaldı. Kalecisinden tut Falcao'ya kadar herkes sezonu birlikte geçirdiler. Geçen sene Falka sezon başladığında gelmişti. Etkili Doğru. değildi hatırlarsan. Ee, çalışmamıştı. Ön antrenmanı yoktu. Sakatlığı vardı. Birçok oyuncu Lemina öyleydi. Seri öyleydi. Yani Galatasaray geç transferleri yapmıştı. Ama bu sene bu transferlerin hepsi birlikte geldi ve birlikte antrenman yaptılar. Bunun farklılığını şu anda Galatasaray'da görebiliyoruz. Yani bu futbolcular aynı antrenman yükünü yaşadılar. Burada eksik olan ne? Lüyün'de ama Maç eksiği vardı. Derin bir sakatlık yaşamıştı. Ağır bir sakatlık. O da toparlama sürecine girdi. Çünkü kuvvetli, bünyesi güçlü bir oyuncu. Riskli oynamadığı sürece ciddi katkı sağlayacaktır Galatasaray'a. Taylan'ın burada oynaması bir tesadüf değil. Bunu Galatasaray Teknik heyeti bütün sezon başı antrenmanlarda, ikili maçlarda yani kendi aralarında hep bunu çalıştırırlar. Taylan bu bölgeye de sezon başı antrenmanlarından itibaren devam ederek oynuyor. Yani lige başlarken Taylan burada başlayacaktı yeni oyuncu almadıkları için. Ama Galatasaray'ın o bölgeye bir oyuncu düşündüğünü biliyoruz. Yani bir iki tane oyuncu düşündüğünü biliyoruz şartlar izin verirse. Kaldı ki... Belanda'nın bu formu çok enteresan. Çok iyi oynadı. iki maçtır iyi. yani. Golü de çok güzeldi. Mükemmel bir gol attı ama Güven abinin burada vurguladığı konu da önemli. Kulübe ben her zaman şunu söylüyorum. Kulübe e, zengin olmadığı sürece kulübe, arka sağda oynayan oyuncu şöyle kulübeye dönüp baktığı zaman eyvah bu beni tehdit ediyor Formda demediği tutuyorlar sürece ya, o, o kulübe e, birden fayda alamazsın. Geçen sene Galatasaray'ın eksikliği buydu. Sandır yoktu. Kulübeden oyunu alacağı oyuncusu yoktu. Pandemi döneminde bunu en iyi yöneten insan Beşiktaş'ta. Hem kulübeden oyuncular geldi, katkı aldı. Hem iyi oynadılar. Rekabet vardı. E şimdi oyuna giriyorsun bak Babel, Çakne, Ömer, Lines giriyor. E Etobo yani onun tam anlayamadım. Et mi balık mı belli yani. değil daha yani. O dedi. E, hakikaten Belen de bunları yapabilecek bir oyuncudur. Yani ille bir oyuncuyu tükaka yapmamak lazım. Sorumluluk aldığı sürece kalitesi olan bir oyuncu. Ama bazen oyun içerisinde sorumsuzluklar yaşayabiliyor. Peguline biraz daha kendine gelmesi lazım Galatasaray'da. Çok e, üst düzey Peguli futbol aklı olan, kalitesi olan bir oyuncu ama biraz daha oyuna adapte olmasında fayda var. Genelde hep liginin ikinci doğru, yarılarında biraz daha, daha performansını. Açıdan. Mesela e, Başakşehir maçında ben Omar'ı çok beğenmedim. Yani eskisi gibi çok hücuma çıkmadı. Bu bir taktiksel de olabilir. Hı. Onu bilmiyorum. Kemal abi de çözmüş İlk olabilir. İnşallah o kadar oyunu. çıkmadı doğru. Yani Sarraçi iyi oynadı, iyi kademeye girdi. Güven abi vurguladı, Güven abi vurguladı konu önemli. Vizka çabuk oyunculara karşı zorlanıyor ve sinirleniyor, öfkeleniyor. Saraç ile girdiği bu mücadele çok öfkelendi. Artı onun yerine sakatlandıktan sonra Lines'te Saraç'tan aldığı bayrağı devam ettirdi. Evet. Bayrak yarışı gibi. Galatasaray sistemi parladığı gibi bence kulübesi de ışıl diyor. Herkes birbirine yani ışık tutuyor bir ölçüde. Bu rekabet ortamı Galatasaray'ın iyi oyununa ciddi bir katkı sağlayacaktır. Derbi ne yapar? Bunu ayrıca konuşacağız derbiye ama şimdi Kemal Belgin'e dönelim. Bu maça dair notlarını alalım. Hızlı hızlı gideceğiz. Ardından Trabzonspor'la <laughs> işte konuşacağız ve noktayı derbiyle koyacağız. Levent'e bir sorum olacak. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi bilmediğimden soruyorum. Galatasaray'ın fizik kondisyon hocası kim şimdi? Skat biri. Hı. Yıllar evveldir söylediğim, mutlaka gelmesi istediğim bir insandı. Çünkü Galatasaray'da daha önce da yaptıkları ortadaydı, geldi. Yani bu sene yeniden geldi. Yani. geldi, yeniden, geldi. Yani. yeniden bu farkı hissedebiliyorsun Bu belki. Olayın sen bile boşuna sormasın. Kahramanı odur bence. Evet, doğrudur. Yani ne Belhanda bu kadar bir oyunun tamamında gözükürdü, ne Feguli gözükürdü. Yani işte Falcao hele hiç ortalıklarda yoktu. Ama şu var, Galatasaray bu seneki Galatasaray takımının geçen seneki fiziksel gücü belki de ikiye bile katlanmış olabilir. Yani bu kadar büyük konuşmayayım ama bunu açıkça fark ediyorsun. Hem ikili mücadelelerde fark ediyorsun hem yardımlaşma konusunda fark ediyorsun. Savunmaya geçme top rakipteyken topun arkasına da tamamen alanık tamamen kapatarak yardımlaşmada görüyorsun. Her öne çıkışta her şeyde görüyorsun. Burada çok enteresan bir şey var. Galatasaray henüz bir sıfır galip. Hı hı. Deplasmanda öyle diyelim. Tabi orada kazanamıyordu Galatasaray'dan. Hadi falan. öyle yani ben ona çok şey mi? Bir sıfır galip Ken öndeki üçlünün tamamını değiştiriyor. Fegül'ün yerine ete, ete mı? Ne o Eteba. yenisi? Ebu. Cagne ve Babel oyuna giriyorlar. Şimdi bu enteresan bir şey bir sıfır galipsin. Hı hı. Ama bir gol yersen berabere bitirirsin maçı. Dolayısıyla iyi top oynayan, iyi pas yapabilen bir takım Başakşehir. Şimdi bunu kimse inkar Geçen edemez. şampiyonu. Şimdi tabii ki bir yerde bu kadar dayanışmayla, bu kadar sağa kaplamayla fiziksel hafif hafif düşüşler başlar. Normaldir bu insan çünkü hepsi. O zaman öndeki bu üçlüyü tamamen değiştirerek Yeni bir üçlüye geçiyorsun. O, o, benim biraz evvel bahsettiğim Galatasaray'ı yeniden sahaya yansıtmak, öndeki üçlüyle. Bak gol atar diye demiyorum ha, attı başka. Ama benim esas savunduğum nokta o. Tabii ikinci gol yani bilmiyorum. Her kulübün onu yayıncı kuruluştan alarak oynatması lazım defalarca attığı ikinci golü. Yani ben de birazcık. ...yani bilemiyorum... ...1955 yıllarını falan hatırlattı. Hmm. Yani Soatlar, ...Kadri'ler, Lefterler, Canlar... ...Baba Recep'ler... ...filan filanların dönemini anlatan... ...bir goldü o. Yani bir şöyle... ...futboldaki bir sanat eseridir o. Açık ve net. Ee, tabii ki... ...Sarakçı... ...iyi bir performans veriyordu. Hele ki Vizka karşısında oynuyorsanız... ...onu göstermek tabii. pek kolay değil sakatlanıp çıkması yani kafaları karıştırdı. Ben evde bile seyrederken kafam karıştı. Ama baktım Lines giriyor. Ben oraya mesela kendi kafama göre Şener olabilir, Ömer olabilir filan falan derken tabii ki Lines girdi. Ha, Lines girince dedim ki o zaman çok bir şey fark etmez. Ya Lines daha 29 yaşındaymış ya. Tabii Galatasaray'da Mustafa Deniz döneminde geldi. Ay şey doğum günü kutlanmış. Evet. Onu gösterdi bir televizyon. Hı -hı. 29 yaşında. Işte. Vay anasın ya ya. <laughs> 91 oldu. Ben 91'de değil mi? Ben, ben Lines'i Fenerbahçe'ye attığı bir golden hatırlıyorum. Eski takımı ne ne işte neresi? Molde. Molde'nin de santradan bir topla gitti Fener tak kalesine bir gol attıydı. Müthiş bir oyuncu aldı Galatasaray. Ben, Sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor. Ben mesela Sağ bir oynuyor. gün mesela şampiyonluğu garantilemiş olsam hani herkesten önde olsam yine de kaleci de oynatırım bu maçta. <laughs> Anladın mı? Abi, ya geçen türbünde, sezon lisansı tür, çıkmadı ilk türbünde, yine. Yine kızmadı. Tribünde bile efendi efendi oynuyor. Tabii, tabii, tabii. Ya. yani tribünde oturmak hanımıyla beraber, işte çocuklarıyla ilk yarı lisansı yoktu. Oynamadı geçen sene. Taylan tabii ee, ben bu maçta da yazı yazdım Galatasaray'la ilgili. Şöyle bir bölümüm var yazıda, gazetede. Bir zamanlar bu ön liberolu sistem Türkiye'ye, Parayla tarafından getirilmişti Fenerbahçe Hı. üzerinden. O gün Kemalettin Fenerbahçe'de lan nasıl oynayacak diye düşündü. Baklava düşün. sistemi değil mi? He? Baklava. İşte i̇lk tandem, evet, evet. tandemin evet, evet. önünde Baklava ön libero. Ben... Kemalettin. Bu şampiyon oldu. 10 numara top oynadı ön liberola. Evet. Ardından... Höykuç'e. Bu şey Ök arkada. Ardından Trabzon'dan Aurelio alındı. Aurelio Trabzon'da öne doğru oynayan bir orta saha oyuncusuydu. Evet. Bir baktım onu da arkaya önlü bir çektiler. Kemalettin gitmişti galiba hayat ne, neyin nesiyse. Aurelio da mesela Kemalettin 10 üzerinden 9'sa ise Aurelio da 9,25 oynadı orada. Şimdi ben Türkiye'de bir tek Taylan'ı görüyorum. Bu iki tane önlü bero, hakiki önlü oynamış sisteme göre alternatifi olarak bu Taylan'ı görüyorum. Tek top, iki ayaklı. Yani geliyor. Tugay çok iyi yapardı onu biliyorsun. Evet. Müthişti. He, i̇ki ayaklı tek top oynuyor. Sıkıştığında basıp geçip veriyor. Bakıyor, kontra atıyor. Bazen sıkıştığı zaman bomboş bir adamın ayağının üstüne filan. E şimdi tabii Fatih Hoca bizim futbolun hiç kimse alınmasın teknik direktörleri arasında mucit olanıdır. Ne demek? İcat eden adam. Öyle mi? Şimdi Suat Kaya. Yani Galatasaray'da işte ön libero oynayacak falan. Gel bu kadarcık adamdan ön libero olur mu? Ezerler üstünden geçerler. En çok kirayı verilen oyunculardan da biriydi <laughs> Fatih Şimdi e, Fatih Hoca'nın bu bir özelliğidir. Ha her zaman %100 isabet mi yapar? Değil ama dener en azından. Dener. Biraz Heh. evvel Fenerbahçe Erol Bulut için konuştuk. Hepiniz söylediniz. Bir düşün ya. Yani şöyle bir kafana bir kaşı. Allah Allah ya ben acaba Levent'ten bir tane sol kanat ön oyuncu yapabilir miyim? Uyar mı bakayım?